Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Hurma Mahallesi'nde bulunan bankamatiklerin önünden havalimanına gideceğiz taksiyle. Taksilerdeki kilometre başı yaklaşık 25 TL. Bakalım korsan takside bu fiyat ne kadar? Alo. Alo, merhaba, iyi günler, kolay gelsin. Teşekkürler, benim. İyi çalışmalar dilerim. Bir arkadaşım vasıtasıyla internetten buldum da numaranızı. Bir şey soracaktım. Hurma'dan havalimanına gideceğim de. Fiyatlarınız ne kadar? Öğrenebilir miyim? Kilometre ücretimiz 16 lira. Net fiyatı almak için yazmanız gerekiyor. Yazarsanız dönüş sağlanır hemen. Arkadaşlar yardımcı olurlar size. Peki ortalama fiyat olarak söyleyebilir misiniz? Hurma'daki bankamatiklerdeyim ben. Havalimanına gideceğim. Hurma'dan havalimanına mı? Evet, Hurma'daki bankamatiklerden havalimanına. Dakika. 400 lira civarında yapıyor. Oo, tamam. Tamam, çok teşekkür ederim. Rica ederim. İletişim için WhatsApp'tan mı geçmem Aynen. lazım? Aynen, WhatsApp'tan yazarsanız oradan araç sağlanıyor. Çünkü oradan iletişime geçiyorlar. Tamamdır, çok teşekkür ederim. Korsan taksi Rica değil mi tam? Evet evet, doğrudur. Tamamdır. Son zamanlarda sayıları günden güne artıyor. Bizim bildirdiğimiz 622 plakanın 568 tanesi suçüstü yapılıp cezai işlem uygulanmış durumda. Rentekar yasasının bir an önce çıkması gerekiyor. Bu gibi Martı Tak ve benzeri gibi veya işte internet sayfalarında gözüken bir uygulama yapılıp taksi hizmeti veriyoruz, hatır taşımacılığı yapıyoruz diyen bu sitelere acilen erişim yasağının gelmesi gerekiyor. Çünkü biz bu işten ekmek yiyoruz. Mesela Antalya özeline bakarsan merkezde 3750 tane taksimiz var. Ama şu anda işlerimiz durmuş durumda. Ve bizim taksimetre fiyatımızı bildiği için ondan düşük fiyata götürüyorlar. Burada vatandaş da zor durumda kalacak. Vatandaşın can güvenliği, mal güvenliği kesinlikle böyle bir şey yok biliyorsunuz. Ucuz götürüyorum diye kendini ve vatandaşları riske atıyor bu arkadaşlar. Ben umut hırsızlığı yapıyorlar bunlar diye düşünüyorum. Çantasını unutuyor, telefonunu unutuyor, plakasını bilmiyor. Yani ticariye bindiği halde ticari plakayı almıyor. Ki hususi beyaz bir sürü araç var, siyah bir sürü araç var. Yani hangi araca bindiğini bilmiyor. Bilme şansı da yok. Ben araca bindim, eşyamı kaybettim. Biz çok alıyoruz ama bizim plakamız olmadığı için, bizim taksimiz olmadığı için bizim bunları bilme şansımız da yok. Bu korsan taşıma Antalya'daki taksici esnafının hemen hemen en az %50 kazancına ortak olmuş durumda. Bunların da hiçbir vergi kaydı yok ve bu vesileyle devletten de vergi kaçırıyorlar. Bugün en az 2000 tane taksinin, yani korsan taksinin taksi hizmetini verdiğini tahmin ediyoruz. (Gülüyor)
Bu korsancılar emek hırsızı. Devletimizi hem maddi olarak hem manevi olarak her türlü zaten yıpratıyorlar. Müşterilerimizden şikayet alıyoruz. Niye? Yani örnek veriyorum. Şimdi herhangi bir şey kaybolduğunda, şey yaptığında bu korsan taksilerden bunu bulmak imkansız. Çünkü kimin geldiği belli değil. Ama bizim plakalarımız üzerinde, bizim yerimiz belli. Artı fiyat karmaşası var. Devletin vermiş olduğu bir fiyat listesi var bizde. Haliyle bu korsanlar arttığında örnek veriyorum günlük 1500-2000 lira kazanacağıma 1000 lirayla, 700 lirayla, 800 lirayla günü kapattım. Kimsenin fark etmedi ama bizlerin çok iyi takip ettiği bir sorunuydu. Korsan taşımacılık gerek Taksim olsun farklı internet üzerinde yapılan uygulamalarla yapılan bir taşımacılıktı bu. Sonuçta hepimiz evimize helaliyle ekmek götürmeye çalışan bir camiada çalışıyoruz.